Sakarya'da istedikleri zammı alamadıkları için greve çıkan Başkurt Otomotiv Fabrikası'nda 75 gündür süren grev sona erdi. Yapılan anlaşmada Başkurt işçilerinin talebi kabul görmezken işverenin teklif ettiği %23'lük zam oranı kabul edildi. Böylece işçilerin maaşı ancak asgari ücret seviyesinde yükseldi. Başkurt işçileri, sendikanın kendilerinden habersiz böyle bir anlaşmaya imza atmasına tepki gösterdi. Öte yandan Zonguldak Çatalazı'nda 53 günlük direnişe katılan ve iş akitleri feshedilen 138 işçiden 80'i işe iade davasını kazandı. İşçilerin avukatı Merve Kır, Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını onaması durumunda işçilerin termik santralde kadrolu olarak işe başlayacaklarını söyledi. Haklarını aradılar. Aslında asıl işi yani elektrik üretimine, elektriğin üretilmesini sağlayan asıl işi yapmalarına rağmen taşeron firmalarda temizlik işçisi, basit bir temizlik işçisi olarak gösterildikleri için ve maaşlarını normal çetesin kadrolu elemanından daha düşük aldıkları için aynı zamanda taşerondan aldıkları maaşların da alamadıkları, eksik ve düzensiz aldıkları için bir hak arama mücadelesi başlatmışlardı. Kararla ilgili konuşan işçi temsilcisi Okan İnce, "Şimdi davayı kazandık. Mübarek Ramazan ayında inşallah sesimizi duyarlar ve bir an önce işe iademiz yapılır." dedi. Biz işi geri alsınlar. Bekliyoruz yani. Yargıtay'a gitmeyelim. Alsınlar biz işimize. Evime gideyim ki aileme ve çocuğuma müjdeli haber vereyim. Kütahya Kara Elmas Madencilik İşletmesi'nde ise 62 kömür işçisi 4 aydan beri ücretlerini alamadıklarını belirterek kaymakamlığa dilekçeli şikayette bulundu. Kütahya Valiliği Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı. 2015 yılı Kasım ayından Şubat ayına kadar maaşlarımız avans şeklinde maksimum 250 TL yatırılıyordu. 7 Haziran 2016 tarihinde şirket yetkililerine maaşlarımızı ödemelerini talep ettiğimizde isteyen çalışır, istemeyen bırakabilir dediler. Resmi olarak bizi işten çıkarmıyorlar ama maaşlarımızı da vermiyorlar. Konuyla ilgili konuşan maden işçisi Niyazi Öztürk, Kara Elmas Madencilik yetkililerine sesleniyorum. 4 aydır bu işçileri mağdur edip Uşak'ta 2 tane otopark açacağınıza bu adamların parasını ödeseydiniz bunlar yaşanmayacaktı şeklinde konuştu. 4 aydır bu işçileri mağdur edeceğinize Uşak'ta 2 tane otopark açtığınız bu adamların maaşlarını ödeseydiniz bu durumlar bu hale gelmeyecekti. Geçim kaynağımız olarak sadece madencilik var. Atılağımız madencilik yapmış, biz de madencilik yapmak zorundayız. Çünkü başka iş yeri yok. Sendikamız yok. Sendika olmak istedik. Bunları hep engellediler.